أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız bağışlansın. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz artırız. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip eder. Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken fakirleri, miskinleri, ihtiyaç sahiplerini tek tek gezer, onların hallerini müşahede eder ve çözüm yolları bulmak için gayret gösterirdi. O sadece kendisine indirilen vahyi ashabına duyurup mescitlerde namaz kıldıran bir peygamber değildi. O Mescid-i Nebevi'de yetimlerin ve öksüzlerin başını okşayan, kah şehit ailelerini gezerek ihtiyaçlarını gören bir peygamberdi. Bizzat ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını dinler, sıkıntılarına ortak olur, çözümünde onlarla yan yana dururdu. Bu ihtiyaç sahiplerinin giderildiği kişilerden bir tanesi de Ümmü Eymen radıyallahu anhadır. Ümmü Eymen Resulullah aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle annemden sonra annemdir dediği kadın. Ümmü Eymen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini çok sevdiği Zeyd bin Harise'nin hanımıdır. Ümmü Eymen salih bir evlat olan Usame bin Zeyd'in annesidir. Zeyd bin Harise şehit olduğu zaman bizzat onun evine giderek ehli beytimde bundan başka kimse kalmamıştır dediği saliha bir kadındır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta yokken hayat hikayesinin içerisinde Ümmü Eymen vardı. Neden? Çünkü babası Abdullah'ın hizmetlisi siyahi Habeşi bir kadındı. Ümmü Eymen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda olağanüstü şeyleri görmüş, şahitlik etmiş, müşahede etmiş bir kadındır. Ümmü Eymen Hira mağarasından hidayet çıktığı zaman Allah yeryüzünü vahiyle ıslah ettiği zaman yeryüzünün nasıl değiştiğine şahit olmuş bir kadındır. Evet, Ümmü Eymen aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına da şahit olmuş bir kadındır. Allah Resulü vefat eder, Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir araya gelir ve der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken ne yapıyorsa onu yapalım. Ne yapalım? Ümmü Eymen'i ziyaret edelim. Maksatları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmek. Cesedi toprağa karışsa da sözleri ve amellerine ruh giydirip içlerinde dolaştırıyordu sahabe. Ümmü Eymen'in evine gittiler. Gözlerinden oluk oluk yaş akıtan yaşlı siyahi kadınla karşı karşıya kaldılar. Haline şaşırdılar ve döndüler, dediler ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu an Allah katında nasıl bir değere, nasıl bir makama, bir mevkiye ve nimete sahip olduğunu bilmiyor musun? Neden ağlıyorsun? Diyerek ikazda bulundular. Kadın onlara döndü, onların anlayamadığı bir gerçeği onların yüzlerine vurdu. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden dolayı ağlamıyorum.
Zira her nefsin öleceğine iman ettim. Yalnız ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra gökten vahyin kesilmesine ağlıyorum. Subhanallah. Evet, şimdi bu sözler üzerine Ebu Bekir'in de Ömer'in de gözyaşları Ümmü Eymen'in gözyaşlarına karışacaktır. Onun ağladığı hakikate artık bu iki sahabe de ağlayacaktır. Evet dostlar, dün heva ve heveslerini ilah edinen, arzu ve heveslerinin esiri olan sahabe, Allah'ın yönlendirilmesiyle hareket etmeye öyle bir adapte oldular ki, bir amel işlediler, gözleri yedi kat semaya dikildi, ya Allah'ın onları sena etmesine, onları övmesine baktılar veya ilahi bir ikazla yönlendirilmeyi gözlediler. Ve Allah Azze ve Celle tam 23 yıl boyunca mümin erkek ve mümin kadınların yaptıkları bir işten sonra ya onları müjdeledi ya da onları ikaz etti. 23 yıl onları terbiye etti vahiy. Ve bu akşam inşallah bir hata yaptıktan hemen sonra ayet onları nasıl tedip etti? Ayet onları nasıl ıslah etti? Ve onlar bu ayetleri nasıl anladı? Nisa suresi 94. ayetiyle göreceğiz inşallah. Rabbimiz Allah Azza ve Celle Nisa suresi 94. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu İza darabdum fi sabilillahi fetebeyyenu. Ey iman edenler. Hey iman ettiğini, Müslüman olduğunu izhar edenler. Ve bununla övünenler, bunun karşılığını umanlar. Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman fetebeyyenu. Akledin tabir yerindeyse. İyi düşünün. İyi dinleyin. Hikmetle hareket edin ve doğru bir işe doğru yönelin diye Allah Subhanahu ve Teala onları ikazda bulundu. Dikkat edin Müslümanlar. Allah heva ve hevesleriniz yolunda demedi. Atalarınızın size bırakmış olduğu milliyetçilik hastalığını takip edin demedi. Şecaatinizi, cesaretinizi gösterecek bir yol demedi. Ne dedi? Fî sebîlillah. Yani Allah yolunda, Allah için, Allah'ı memnun etmek adına İslam bayrağını gökyüzünde dalgalandırmak için çıktığınız bir yolda fetebeyyenû. Dikkat edin, akledin, düşünün, acele karar vermeyin dedi Allah Azze ve Celle. Allah kimi ikaz etti kardeşler? Mücahitleri. Allah yolunda cihad etmek için yola çıkanları ikazda bulundu. Demek ki bir hata yaptılar. Bir yanlışa meylettiler. Bir hataya tevessül ettiler. Alemlerin Rabbi olan Allah yedi kat göğün üzerinden onları uyardı. Peki bunun devamı ne sizce? Bakın Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ أَلْكَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ اَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sen kim ey mücahit? Allah yolunda ayağı tozlanan adam. Canını ve malını Allah'ın yolunda harcamaktan çekinmeyen adam. Sen. Sana selam veren kişiye dünya hırsına göz dikerek sen mümin değilsin deme diyor Allah Azze ve Celle. Subhanallah. Bakın mücahide sesleniyor Allah. Ayağı Allah yolunda tozlanan adama sesleniyor Allah. Ey mücahid, sen, sana selam veren, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyen bir adamla karşılaştığın zaman dünya menfaatine gözlerini dikerek o adama sen mümin değilsin, yani sen kafirsin, sen müşriksin diye seslenme diyor Allah Azze ve Celle. Sonra devam ediyor. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَنَاغِمُ كَث۪يرًا. Allah'ın katında ganimetler, servetler, nimetler çoktur diyor Allah Azze ve Celle.
Bu ikazın hemen arkasında alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle onları geçmiş yaşantılarına ve hatıralarına döndürüyor. Diyor ki bakın. Kezalike kuntum min qablu femennallahu aleykum fetebeyyenu. Hatırlayın. Geçmişte siz de onlar gibiydiniz. Allah size lütfetti. Allah size ikramda bulundu. Bakın tekrar ikazda buyuruyor. Fetebeyyenu diyor. Tekrar akledin. Düşünün. Hemen acele karar vermeyin. Hikmetle beraber hakka doğru tevessül edin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi bu ayetleri dinledik. Nisa 94'te hazırlanan bir mücahit tablosu söz konusu. Şimdi kendi kendimize düşünüyoruz değil mi? Bunun herhalde bir nüzulu sebebi vardır. Bu ayetlerin 7 kat göğün üzerinden kitabın içine dökülmesinin bir sebebi vardır. Evet, buna ilmimiz yetersiz kaldı. İbni Kesir Rahimallah'a gittik ve önümüze sayfaları açtığımızda tam 8 hadiseyi bu ayetlerle iliştirdi. 8 olay nakletti. Yalnız biz sadece 3 tanesine değineceğiz kardeşler. 2 tane sahih, 1 tane de alimlerin zayıf dediği rivayeti gündemimize taşıyacağız. İlki İmam Buhari'den geliyor. İbni Abbas şöyle buyuruyor. Bir adam kendi sürüsünü otlatırken Müslümanlarla karşı karşıya geldi ve onlara selam verdi. Hadisin buraya kadar kısmı bu kadar. İbni Abbas'tan bu sefer İmam Ahmet şöyle naklediyor. Diyor ki bu adam, yani hayvanlarını otlatan sürü sahibi adam, Beni Süleym kabilesinden bir adammış. Bir fazlalık bu kadar veriyor. İsim yok. Şahıs belli değil. Yalnız bu adam selam veriyor. İmam Ahmet de diyor ki ifade aynen şöyle. Esselamu aleykum diye seslendi diyor. Müslümanlar, İslam ordusu, İslam topluluğu bu adamın üzerine saldırdılar. Adamı öldürüp sürülerine el koydular. Sürüyü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdiler. Olayı naklettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeden Nisa suresi 94. ayetler gökyüzünden cilvelenerek aşağı doğru indi. Ve Allah mümin erkek ve mümin kadınların tabir yerindeyse yapmış olduğu bu hatayı düzeltmeye başladı. Tamam kardeşler? Birinci rivayet bu. Bakın ikinci rivayet. İkinci rivayet Bezzar'dan geliyor. Alimler diyorlar ki bu hadis sahih bir hadistir. Yalnız olay farklı bir şekilde anlatılıyor. Bezzar'da geçen hadiste İbn Abbas şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu topladı. Bu ordunun içerisinde Miktat bin Els radıyallahu anh da vardı. Bu adamın diğer adı Miktat bin Amr'dır. Bu ilk İman eden sahabelerdendir kardeşler. Bir rivayette 7. sahabe diyorlar. Hatırlar mısınız Bedir günü Allah Resulü başta olmak üzere müminleri galyana getiren, şevklendiren, cihada karşı onları teşvik eden güzel sözler söylemişti. İşte bu Miktat. Bu ordunun içerisinde. Bu ordu Resulullah'tan ayrılıyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saldırma emrini verdiği beldeye geliyor. Ordu bir bakıyor ki belde halkı orada değil. Herkes bölgeyi terk etmişler. Yalnız bir adam müstesna. Bütün servetiyle, malıyla, mülküyle, eşyasıyla o beldede tek başına bekliyor. Miktat ve adamları adamın yanına yaklaşıyor. Adam diyor ki La ilahe illallah. Yalnız Miktat bin Esved radıyallahu an adamın üzerine atlıyor, adamı oracıkta öldürüyor. Ve yanındaki sahabeler diyor ki sen la ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün ha? Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiğimizde seni şikayet edeceğiz. Medine'ye dönüyorlar. Olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktarılıyor. Bana diyor Miktat'ı çağırın. Miktat radıyallahu an geliyor. Diyor ki ey Miktat
sen la ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün ha diyor. Öyle tekrarlıyor ki sen la ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün ha diyor. Peki diyor ey Miktat, yarın diyor la ilahe illallah karşına çıktığında ne diyeceksin diyor. Ne diyor, ne demek istiyor? Kıyamet gününde insanlar hesaba çekildiğinde senin öldürdüğün adam la ilahe illallah sözlerini söyleyerek diriltildiğinde ve o kelimeler ey Miktat o adamın dudakları arasından biz süzülmemize rağmen sen bu adamın elin, senin ellerin bu adamın kanına nasıl bulaştı diye söylediğinde ne yapacaksın ey Miktat? Miktat susar. Nisa suresi 94. ayetleri iner. Bu ayetler indikten sonra Allah Resulü Miktat'a yönelir. Ey Miktat der. Kafir bir milletin içerisinde imanını gizleyen bir adamı der nasıl öldürdün? Kafir bir milletin bir beldenin içerisinde imanını gizleyen bir adamı nasıl öldürdün? Dün sen de Mekke'deyken imanını böyle gizlememiş miydin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Subhanallah. Evet dün müminler de kadınıyla erkeğiyle Mekke'de la ilahe illallah sözünü gizli söylemek zorunda kalmışlardı. Dün müminler Mekke'de Müslüman olduklarını gizlemek zorundaydılar. Neden? Ya taşlanıyorlardı, ya işkence görüyorlardı, ya hicrete zorlanıyorlardı, ya da şehadeti tadıyorlardı. O yüzden Mekke'de Müslüman olmak zordu ve imanlarını gizliyorlardı. Şimdi ey Miktat sen bu adamı nasıl öldürdün diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu azarlıyor. Bu iki rivayet sahih bir rivayet. Şimdi Taberi'den bahsedeceğim rivayet çok ilginç. Ne olur dikkatinizi buraya çekin Müslümanlar. Alimler zayıf diyorlar. Yalnız bunu Kurtubi Taberi'den, Suyuti Taberi'den, İbni Kesir Taberi'den rivayet ediyor. Rivayet edilmesinde sakınca görülmeyen bir olay. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu hazırladı. O ordunun içerisinde Muhallim bin Cessame isminde bir adam vardı. Ordu Resulullah aleyhisselamdan uzaklaştı. Yoldayken Amir bin Azbat isminde bir adamla karşılaştılar. İslam ordusu. Amir'le Muhallim arasında geçmişten gelen bir husumet var. Bir kavga var. Muhallim, bakın dikkat edin. Azbat, İbni Azbat kendisine Esselamu Aleykum diye karşılık vermesine rağmen Muhallim üzerine atlıyor ve adamı aracıkta öldürüyor. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildiriliyor. Resulullah kendisini çağırmadan Muhallim Resulullah'ın yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben bir hata yaptım, benim bu hatam için Allah'tan bağışlanma dile. Resulullah ne diyor biliyor musunuz dostlar? Allah seni affetmesin ey Muhallim diyor. Allah seni bağışlamasın, seni affetmesin diyor ey Muhallim. İbni Ömer diyor ki bu adam evine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bu adama öyle ağır geldi ki hastalığından bir hafta sonra vefat etti. Tam bir hafta yaşadı. Peki olayın daha ilgincine gidelim. Sahabe diyor ki bu adam gömüldü. Gömüldüğü an toprak onu dışarı attı. İkinci bir defa gömdüler. Adam ikinci bir defa tekrar topraktan çıktı. Cesedini üçüncü defa gömdüler. İbni Ömer diyor ki ceset üçüncü defa toprağın dışına çıktı. Şaşırdılar bu duruma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Resulallah toprak bu adamı kabul etmiyor. Allah Resulü adamın arkadaşlarına döndü. Dedi ki vallahi şu yer, şu toprak bu arkadaşınızdan daha kötü insanları barındırdı. Şu an içerisinde tutmaktadır. Ancak Allah azza ve celle onun bu durumuyla sizi imtihan ediyor ve aynı zamanda size büyük bir ders ve ibret sunuyor diyor. Subhanallah. Allah size nasihat ediyor. Allah size öğüt veriyor. Tabii ki öğüdü alanlar için. Şimdi bunu açacağız. Bu üçüncü rivayetin içine gireceğiz. Ama aziz dostlar bu üç olayı topladığımızda müfessirler dört tane şey naklediyor. Bunları sayacağız. İnşallah programımızı bitireceğiz. Bir, İmam Mevdudi diyor ki rahimeullah tefsirinde selam
mümin erkek ve mümin kadınların tanınmaları için büyük bir şiardır. Dikkat edin. Selam, yani Esselamu Aleykum lafızları veya Esselamu Aleykum ve Rahmetullah sözleri ve kelimeleri müminleri birbiriyle tanıştıran, kaynaştırmaya sonra geleceğiz, birbiriyle tanıştıran büyük bir alamettir diyor. Neden? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde müşriklerle müminlerin giydiği kıyafetler birbirinin aynısıydı. Onların da sakalları vardı. Onların da saçları vardı. Giyim kuşamları aynıydı. Aynı şeyleri yiyip içiyorlardı ve aynı dili kullanıyorlardı. Peki birbirlerini nasıl tanıyordu? Esselamu aleyküm kelimeleriyle tanıyorlardı. Ve bakın daha ilginci diyor Mevdudi. Onlar, yani sahabeler, bir diyarı fethetmeye gittiklerinde, ne olur buraya dikkat edin. Bir diyarı fethetmeye gittiklerinde, yani cihad için gittiklerinde, o kafir milletin içerisinden biri kendilerine Esselamu Aleykum veya La İlahe illallah sözlerini söylediğinde bir anda tereddüte düşüyorlardı. Niye? Acaba bu adam bu kelimelerle, dikkat edin, bu kelimelerle bizi aldatmak mı istiyor? Acaba bu temiz, pak kelimeleri kullanarak bizim kendisinden intikam almamızı, kanını dökmemizi, malına el koymamızı mı engellemeye çalışıyor? Bizi aldatıyor mu? Ve bakın sahabe böyle bir durumla karşılaştığı her seferinde muhataplarını öldürmüşler. Osama bin Zeyd de böyle. Bir savaşa katılır, karşısındaki adam La ilahe illallah sözünü söyler, Usame kılıcını adamın tepesine indirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ya Usame sen la ilahe illallah sözünü söyleyen bir adamı mı öldürdün? O kadar çok söyler ki Usame bin Zeyd der ki keşke bu adamın olayından sonra iman etmiş olsaydı. Yine bir sahabe anlatıyor. Bir cihada katılıyorlar. Karşılarında müşrik zannettikleri adam La ilahe illallah sözünü söylüyor. Sahabeler adamı kovalıyor. O adam diyor ki ben Müslümanım. Sahabe kovalıyor. Adam bir ağacın arkasına saklanıyor. Sahabe okunu çekip adamı öldürüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına olay getirildiğinde Usame bin Zeyd neyle tehdit edildiyse, neyle azarlandıysa o sahabe de onunla azarlanıyor. Ama dikkat edin ne olur aziz dostlar. Bu olayı kınamak için anlatmadım. Bir mesele anlaşılsın diye söylüyoruz. O dönemde İslam toplumunun ezan gibi en büyük şiarlarından biri Esselamu Aleykum sözüdür. O gün Müslüman bir adamla kafir bir adamı birbirinden ayıran kanını, canını, namusunu, malını haram kılan La İlahe İllallah sözüdür. Sahabe şimdi şunun tereddütünde kaldı. Acaba bu adam bizi aldatıyor mu yoksa gerçekten Müslüman mı? Ağır basan karar, adam bizi aldatıyor ve öldürmüşlerdir. Ama Resulullah her seferinde bunu yapanları azarlamıştır, ikaz etmiştir. Yalnız dikkat edin, ne zamana kadar? Nisa suresi 94. ayetleri inene kadar. Artık Allah Azze ve Celle devreye girmiştir. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri değil, bizzat Allah'ın kelimeleri insanları yönlendirmiştir. Ey iman edenler! Biri size cihat meydanında, savaş meydanında, kılıçların dahi terlediği ve eridiği o anda Esselamu Aleykum derse, La İlahe illallah derse, siz onun imanını kabul etmeseniz de, ona güvenmeseniz de, siz onu Müslüman olarak kabul edin diyen bir zaman Allah Azze ve Celle'dir. Hüküm belli oldu. Cihat meydanında bir kişi imanını izhar ederse, o adama Müslümanca davranacağız aziz dostlar. Ne olursa olsun. Şebbihaların içinde de yakalasan. Amerikan ordusunun içinde de bulsan. İsrail askerlerinin içinde de bulunsa. Onların üniformasını giyse de. Dese ki ben La İlahe illallah sözüne inanıyorum. Korkumdan dolayı onların içinde bulunmak zorunda kaldım. Sana ve bana düşen bu adamın sözlerine beyanını kabul etmektir aziz dostlar. Selam. Müslümanı kafirden ayıran alamet-i farikadır. Selam, İslam toplumunun en büyük şiarlarından bir tanesidir.
bizzat Allah Azza ve Celle iman eden erkek ve kadınlara birbirlerinizin evine girdiğinizde veya kendi evinize girdiğinizde dikkat edin. Allah katındaki tayyip, güzel, temiz kelimelerle birbirinize selam verin diyor Allah. Kendi evine girdiğinde hanımına, çocuğuna, arkadaşının evine girdiğinde kardeşine temiz kelimeler diyor. Ne o temiz kelimeler? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve yine aynı Allah Azze ve Celle size selam verenlere karşılık mukabilinde hatta daha fazlasıyla ziyadesiyle karşılık verin diye emretmektedir. Evet kardeşlerim, selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle mümin erkek ve mümin kadınların sevgisini, muhabbetini pekiştiren ve arttıran salih bir ameldir. Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soruda verilen cevabın ta kendisidir. Ya Resulallah, İslam içerisinde en hayırlı davranış hangisidir? Bir Müslümanın en güzel ahlakı hangisidir? Hangi ahlakı sergilerse bir Müslüman iyi iş yapmıştır. Ne diyor biliyor musunuz? İki şey. Senin ve benim mahrum kaldığım, acze düştüğüm, tembellik yaptığım iki şey. Çok basit. Biri diyor ki yemek yedirmen. Yemek yedirmen. Onun tabir yerindeyse karnını doyurman. Suylaysa suyla, ekmek neyse ekmekle, simit parçasıysa simitse, cebinde biraz daha fazla varsa daha fazlasıyla. Sonra tanıyıp tanımadığına selam vermek diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş bu? İslam ahlakının en güzel şiarlarından bir tanesiymiş. Evet dostlar, biz dün sahabenin düşmüş olduğu hatayla karşı karşıya kaldığımızda, karşımızda kavgalı olduğumuz bir kişi, ben de sendenim, ben senden yana eminim, sen de bana karşı emin ol dediği zaman onun sözlerine kulak vereceğiz. Nisa 94. ayetini hemen zihnimize ve kalbimize hatırlatacağız. Bu ayetlerden anlayacağımız ikinci mesele, ne olur iyi dinleyin aziz dostlar. İbnül Cessame dedik değil mi? Bu şahıs La ilahe illallah veya kendisinin Müslüman olduğunu gösteren Esselamu aleyküm kelimelerini söylemesine rağmen, belki asabiyetinden dolayı, geçmişteki intikamını almaktan dolayı bilemem, ancak bir adamı öldürdü, Müslüman olduğunu söyleyen bir adamı öldürdü, toprak onu kabul etmedi değil mi? Üç defa toprağın üstüne çıktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudakları arasından şöyle bir söz söyledi. Allah bu olayla size nasihat etmek istiyor, öğüt vermek istiyor. Sizce Allah-u Teala'nın muradı ne olabilir? Allah neyi nasihat etmek istiyor? Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara buradan çıkacak ders ve pay nedir? Nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Müslüman kanının ağır olması, Müslüman kanının veballi olması, Müslümanın etinin zehirli olmasını göstermek istiyor Allah Azze ve Celle. Neden? Dikkat edin, Müslüman olduğunu söyleyen bir adamı öldürenen adama karşı verilen ceza ve onun üzerinden Müslümanlar terbiye edilmektedir. Müslüman olduğunu söyleyen, La ilahe illallah sözünü söyleyen, dedi ki Müslüman Allah katında şereflidir. Müslümanın Allah katında büyük bir konumu vardır. Neden? Müslümanın Allah'ı zikreden bir dili, iman eden bir kalbi, tefekkür eden bir zihni vardır. Müslüman bundan dolayı Allah katında çok önemli bir mevkiye sahiptir. Bundan dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselamın dudaklarından şu sözler çıkmış. Birinci hadis Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Ne olur dikkat edin. Dünyanın yok olması Müslüman bir kişinin öldürülmesinden daha hafiftir. Dünyanın yok olması, yıldızıyla, güneşiyle, ayıyla, suyuyla, ağacıyla, hayvanlarıyla, dağlarıyla yerin dibine geçmesi, toz bulutu haline gelmesi bir müminin ölmesinden daha hafiftir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadis. Ebu Said el-Hudri ve aynı zamanda Ebu Hureyre naklediyor. Diyor ki bakın kardeşlerim, gök ehli ve yer ehli. Gök ehlinden kasıt bir cinler olabilir.
Gök ehlinden kasıt uçan hayvanlar olabilir. Ama benim hatalı da olsa anlayacağım bir şey vardır ki, gök ehlinden kasıt bugün mümin erkek ve mümin kadınları havadan bombalayan uçakların pilotlarıdır. Gök ehli ve yer ehli müminin kanında birleşecek, ortaklaşacak olurlarsa Allah onların hepsini cehennemin içerisine düşürecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gök ehli ve yer ehli mümin bir adamın, mümin bir kadının, mümin bir çocuğun kanında birleşecek olurlarsa onlar diyor cehenneme yuvarlanacaklardır. Üçüncü hadis Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişi ne olur dikkat edin yarım kelimeyle dahi olacak olsa yarım kelimeyle aha burada şu bir kelime bile değil belki yarım kelimeyle dahi olsa bir müminin ölümüne sebep olursa onun gözünün ortasına Allah'tan ümidini kes veya kesen adam olarak yazılacağını söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün kardeşler bir tane değil, 10 tane değil, 1000 tane değil, 100 binlerce Müslüman toprağın altına gömülmektedir. 100 binlerce Müslümanın belki cesedi bulunmamaktadır. Kafirler gök ehliyle, yer ehliyle birleşerek Müslümanların kanında ortak olmuşlar. Bırakın kadınları, bırakın adamları, bırakın yaşlıları. Bugün koklamaya doyamayacağınız çocukların cesetlerini büyük uçaklarla parçalar hale gelmişler. Sadece bir sokakta değil, 10 sokakta değil, 100 sokakta değil, 100 binlerce sokakta Müslümanların kanına birleşmişlerdir kafirler. Bunların hesabı ve vebali çok ağır olacaktır. Onları bir kenara atıyorum. Onların halleri ve akıbetleri belli. Yalnız ehli sünnetin ölümüne mübah gören, ehli sünnet öldürdüklerinde sevap kazandıklarına inanan secdeli rafizilerin durumları ne hale gelecek? Kendilerinden başka hiçbir Müslümanı kabul etmeyen, sakallı da olsa, namazlı da olsa, çarşaflı da olsa bizden değil mi deyip de kesen kanlarını akıtan haricilerin durumu ne olacak? Vallahi onları da bu akıbet beklemektedir aziz dostlar. O cehennem ateşi onları da beklemekte. O Allah'tan ümidini kesecekler deyip de alınlarına vurulacak adamlar listesinde bugün Farisi olan İranlılar, bugün Daesh veya IŞİD adı altında Müslümanları kesen hariciler de vardır kardeşler. Onlar da bunlarla karşı karşıya kalacaklardır. Çünkü neden? Bir Müslümanın kanı, Müslüman öldüğünü söyleyen bir adamın kanı Allah katında şu dünyadan daha değerlidir kardeşler. Bir Müslümanın kanı, bedeni Allah katında şu dünyadan, içindekilerden, her şeyden daha değerlidir. Evet Allah sana ve bana bir uyarıda bulunuyor. Ey mümin erkek ve mümin kadınlar. Bırakın mümin olduğunu ishar eden bir adamı. Sakalıyla, çarşafıyla, peçesiyle her tarafından İslam kokan bir adamı bırakın. Alameti olmadığı halde, görüntüsünde İslam olmadığı halde ben Müslümanım diyen adamı ne yapın? Serbest bırakın. Onu engelleyin. Onun ölümünü engelleyin. Peki nereye kadar? Eğer sizi kandırıyorsa, sizi aldatıyorsa, Müslümanın temiz yüreğiyle Müslümanları vuruyorsa, Müslümanın temiz kelimeleriyle Müslümanı avlıyorsa, Allah onu ortaya çıkartana kadar sabredin diyor Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de müşrikleri esir aldı. Bir adam geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben perişan bir adamım. Sefil bir adamım. Yetimlere sahip bir adamım. Beni azat et. Beni serbest bırak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriği serbest bıraktı. Adam Mekke'ye gitti. Peki ne zamana kadar Resulullah aldattı ki? Uhud'a kadar kardeşler. Uhud'a kadar. Uhud günü esirlerin arasında o adam yine vardı. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ey Allah'ın peygamberi beni affet. Mekke'de beni bekleyen yetimler var. Aç, sefil çocuklar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kulağına koydu.
Dedi ki sen şimdi Mekke'ye gideceksin ve Muhammed'i bir defa değil, iki kere öldürdüm diyeceksin. Ha dedi, ben de buna tabir elinize izin vereceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hemen boynunun vurulmasını emretti. O adamın yalanı Uğud'a kadar çıktı kardeşler. Uğud'a kadar dayanabildi o yalan. O kandırma orada son buldu. Bugün seni ve beni aldatacak olanlar varsın Allah'la aldatsın Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle. Eğer aldatıyorlarsa aldattıkları kelimelerle tekrar karşımıza geri geleceklerdir. Buna sabredelim. Çünkü Allah şunu bize öğretiyor. Ya o adam gerçekten Allah katında bir Müslümansa, Allahu Ekber. Ya o adam salih bir adamsa, o zaman ne yapacaksın? O adamın günah yüküyle Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın? Kıyamet gününde öldürdüğün o adamla nasıl karşı karşıya geleceksin? Allah mümin erkek ve mümin kadınlara bu olayla bu ikinci hadiseyi öğretmek istiyor. Üçüncü durum kardeşler. Allah müminlere acele etmemeyi, ama ne olur dikkat edin, Allah müminlere acele etmemeyi, özellikle insanlarla ilgili hüküm vereceğimiz zaman suizanlarla, fasit tevillerle hüküm vermemeyi öğretmektedir kardeşler. Özellikle kafirler, müşrikler, Müslümanlara saldıran putperestler bir tarafa dursunlar. Bugün maalesef Müslümanların içinde bulunduğu en büyük hastalık bu üçüncü durumdur kardeşler. Birbirimizi üçüncü maddeyle yaralıyoruz. Sen bakma o adama sakallı. O adam yobazın tekidir. Sapığın tekidir. Sapkın bir adamdır. Bizim dışımızda mı? O zaman o adam bedbaht bir adamdır. Bizim tarikatımıza mensup değil mi? Bu adam delirmişin tekidir. Bizim cemaatin bir parçası üyesi değil mi? Bu adam çoktan cehenneme odun olmuştur. Sözleri, bakın kardeşler, bir Müslümanın dudaklarına yakışan sözler değildir. Hele elinde bir delil yoksa, sapıttığına dair, sapkınlığına dair senin elinde naslar bulunmuyorsa, evet kardeşlerim, senin durumun da aynı Müslümanın kanını akıtan adam gibidir. Çünkü sen manevi alemde o Müslümanı öldürmektesindir. Bugün sokaklarda duyuyoruz. Müslümanlar hakkında söylenen sözlerin sahipleri yine sakallı insanlar. Bugün çarşaflı kadınlar, çarşaflı kadınlara laf söylemektedirler. Namaz kılan erkekler, namaz kılan erkekleri ayıplamaktadırlar. Neyle? Bilmediği bir meseleyle. Vakıf olmadığı bir şeyle ayıplamaktadırlar. Allah-u Teala bizi bundan muhafaza ediyoruz. Dikkat ediyoruz, bilmediğimiz bir şeyin ardına düşüp Müslümanları manevi alemde ölümüne sebep olmayacağız bu üçüncü madde. Peki dördüncü madde ve inşallah rahman bitiriyorum kardeşler. Sanki Allah-u Teala bir ayetin bir kısmında şöyle bir ifade kullandı ya. Dedi ya, dünya menfaatinin geçiciliğine göz dikerek, altını çiziyoruz. Dünya menfaatinin geçiciliğine göz dikerek. Hatırladınız mı? Sanki bu üçüncü maddede düşmüş olduğumuz en büyük hatalardan biri de neymiş? Dünyaya karşı, dünya çokluğuna karşı olan hırsımızmış kardeşler. Ve dikkat edin, uyarılan kim? Mücahit bir adam. Uyarılan kim? Allah'ın dinini hakim kılmak için cihad etmeye çıkan bir adam. Peki neyle uyarılıyor? Ey mücahit, senin asıl cihadın küfre karşı. Anlayışa karşı. Değilse senin görevin sadece insanları öldürmek değil, beldeleri ele geçirmek değil, ganimetlere ve servetlere konmak değil. Senin cihadının en önemli boyutu İslam'la insanları diriltmektir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hayber'e gitti. Ali bin Ebi Talib'e sancağı verdi. Dedi ki ya Ali, insanları la ilahe illallah sözüne çağır. Allahu Ekber. Ve ne dedi? Bir kişinin senin vesilenle İslam'a girmesi, Müslüman olması senin elde edeceğin kırmızı develerden daha hayırlıdır. Subhanallah. Cihat meydanına giden bir komutanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetçi olarak gönderir.
Git kellelerini kopar, gözlerini çıkar, kalk kulaklarını oy. Böyle bir şey söylemiyor Allah Resulü Aleyhisselam. Git kazan ama sana karşı kılıç kullanırlarsa sen de tabir yerindeyse kılıcını bile. Evet, mücahit insanı öldürmek, ellerindeki ganimete konmak, servetlerini elde etmek için cihad etmiyor. Mücahit Allah'ın diniyle İslam'la onları yüceltmek için gitmektedir. Hayat vermek için gitmektedir aziz dostlar. Sakın ha sakın dünya menfaatinin geçiciliğine aldırıp cihadını leke sürme. Bununla beraber peki sen ve ben inşallah rahman bitiriyorum. Maalesef şu an etrafımızdaki Müslümanlar, cemaat sahibi Müslümanlar, cemaatlerinin kitlesini kaybetmemek, sayılarını kaybetmemek adına Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara dil uzatmaktadırlar. Benim sesimi işiten biri, benim sesimi duyacak bir Müslümana ricam, Allah rızası için isteğim ve talebim şudur. Eğer gerçekten samimiysen, gerçekten Allah'ı seviyorsan, cennetin talibiysen, Müslümanlarla değil, küfrün zehirli oklarıyla mücadele et. Gerçekten Allah'ın cennetini umuyorsan, iman eden, mescitlerde namaz kılan, sakal bırakan, tesettüre bürünmüş kadınları bırak, bugün cehenneme doğru yuvarlanan insanlarla mücadele et. Senin en büyük